1966 yılında kurulan ve günümüzde 120 bin vatandaşımıza hizmet veren Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Başkonsolosluğu'nun kapsamlı tarihler çalışmaları sonucunda yenilenmiş kançılaryasının resmi açılış töreninde sizleri ağırlamaktan şeref ve mutluluk duyuyoruz. Brüksel Büyükelçiliğimize paylaştığımız hizmet binasında gerçekleştirilen tarihler sonucunda Başkonsolosluğumuz mevcut yerleşim düzenine taşınmış ve tamamen değişen yüzüyle hizmet vermeye başlamıştır. Başkonsolosluğumuzun tarihlerinde çağımızın gereklere uygun, vatanımızın vakitleri ve bayramımızın renkleriyle dekore edilmiş, vatandaşlarımızın dahil olduğu ve gurur duyabilecekleri daha geniş, ferah ve modern bir hizmet ortamı oluşturulması hedeflenmiştir. Fiilen Haziran 2013'te başlayan çalışmalar sonucunda kançılarya alanımız bir kattan iki kata ve 500 metrekareden 1 metrekareye çıkmıştır. Hizmet alanımız iki kat büyümekte kalmamış, başkonsolosluğumuzun çevresi tamamen yenilenmiştir. Başkonsolosluğumuzdaki yenilikleri, özellikle vatandaşlarımızı doğrudan ilgilendiren boyutlarıyla arz etmek isterim. Konsolosluk girişinden şu anda bulunduğumuz konsolosluk hizmet katına ulaşımda mekan değerlerinin etkiliğiyle yaşanan sorun tamamen giderilmiştir. Girişteki güvenlik noktası genişletilmiş ve giriş ve birinci kat arasında geniş bir merdiven yerleştirilmiştir. Engelli, yaşlı ve kuzetli vatandaşlarımız için yeni bir asansör sistemi olmuştur. Banka düzenimiz tamamen yenilenmiştir. Yeni bankalar, vatandaşlarımızın gişe memurlarımızla aynı seviyede oturarak hizmet alabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Danışma ve beze dahil olmak üzere banko sayımız 10'dan 13'e çıkarılmıştır. Banko önlerini hocam, ve işlem yaptıran vatandaşlarımızın mahremiyetini korumak amacıyla banko bölümüne giriş için turnike sistemi olmuştur. Turnikelerden yine tamamen yenilenmiş kürmatik sisteminin verdiği barkodlu etiketler okutularak geçirilmektedir. Gişe memurlarımız ile işlem yaptıran vatandaşlarımız arasındaki iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için memurlarımıza mikrofonlu kulaklık verilmiş, her bir bankonun önünde ise mikrofon ve hoparlör yerleştirilmiştir. Binamızın tüm elektrik, telefon ve internet altyapısı yenilenmiş, böylece bankolarda daha hızlı hizmet verilmesi hedeflenmiştir. İşlem sıralarını bekleyen ziyaretçilerimiz için bir kafeterya alanı, küçük misafirlerimiz için ise bir çocuk köşesi oluşturulmuştur. Bebekli ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarını gözeten önlemler ayrıca alınmıştır. Engelli ziyaretçilerimiz de unutulmamış, bankolar, turnikeler ve tuvaletler engelli vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Gerektiğinde bekleme salonu ile birleştirilen bir nikah salonu ve bekleme salonundan doğrudan ulaşılabilen hukuk danışmanı ofisinde getirilen önemli yenilikler arasıdır. Saygıdeğer konuklarımız, açılış törenimiz vesilesiyle törenimizi şereflendiren Sayın Dışişleri Bakanımıza, Kançılarımızın Tadilat Projesi'ne onay veren Dışişleri Bakanlığımıza, Tadilat Projesi'ni yürüten ve süreç boyunca Başkonsolosluğumuzdan desteğini esirgemeyen Brüksel Büyükelçiliğimize, tadilat sürecinin getirdiği kısıtlamaların aşılmasında sağladığı lojistik destekle bizleri rahatlatan Avrupa Birliği'nizdeki daimi temsilciliğimize, tadilat süreci boyunca sabır ve anlayışlarını bizden esirgemeyen göre bölgemizdeki tüm vatandaşlarımıza, işçisinden mühendisine, operatöründen mimarına, Başkonsolosluğumuzun yeni çevresine kavuşmasında emeği geçen herkese şahsi ve çalışma arkadaşlarım adına şükranlarımızı sunarım. Şantiye koşullarının getirdiği zorluklara sabırla göğüs gererek hizmet vermeyi sürdüren tüm Başkonsolosluk personeline de sizlerin huzurunda teşekkürü ayrıca borç bilirim. Başkonsolosluğumuzun yeni yüzünün ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diler. İlgi ve sabrınız için teşekkürlerimi arz ederim. Sayın Bakanım, Sayın Bakan Yardımcım, değerli milletvekili,
Belçika Türk Toplumu'nun kıymetli üyeleri, saygıdeğer basın mensupları. Geçtiğimiz 2014 yılında Belçika'ya Türk İş Gücü Göçü'nün başlangıcının 50. yıl dönümünü alan Belçika Türk Toplumu, bugün 220 bine varan ve ülke nüfusunun yaklaşık %2'sini oluşturan nüfusuyla Belçika'nın göçmen kökenli ikinci büyük topluluğunu teşkil etmektedir. Günümüzde %80'i aynı zamanda Belçika vatandaşlığını da kazanmış bulunan vatandaşlarımıza konsolosluk hizmetleri Brüksel'den Amerç'te bulunan iki başkonsolosluğumuz aracılığıyla verilmektedir. Vatandaşlarımıza sunulan konsolosluk hizmetlerinin sürat ve kalitesinin artırılması başkonsolosluklarımızın değişmeyen hedefidir. Konsolosluk hizmetlerinin sürat ve kalitesinin artırılmasında da şüphesiz başkonsolosluk kancelaryalarının fiziksel ve yapısal anlamda iyileştirilmesi de çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede aynı zamanda Brüksel Başkonsolosluğumuzun da hizmet verdiği Büyükelçilik Kancelarya binamızın geçirmekte olduğu kapsamlı tadilat çalışması memnuniyet vericidir. Söz konusu tadilat çalışması çerçevesinde öncelikle Başkonsolosluğumuza tahsisli alanların tadilatı tamamlanmış ve Başkonsolosluğumuz vatandaşlarımızın büyük beğenisini kazandığını memnuniyetle müşahede ettiğimiz bugünkü modern ve ferah bölümüne kavuşmuştur. Vatandaş memnuniyetine odak alan bir anlayışla tepeden tırnağa yenilenen ve hizmet alanı iki katına çıkan Brüksel Başkonsolosluğumuz, yeni yüzüyle dış temsilciliklerimiz ve bilhassa başkonsolosluklarımız arasında örnek gösterilebilecek bir misyon haline gelmiştir. Belçika'daki diğer başkonsolosluğumuz olan Amerç Başkonsolosluğu'nun hizmet binasının fiziksel koşullarının iyileştirilmesi için de çalışmalar sürdürülmektedir. Bu bağlamda Amerç Başkonsolosluğumuz kancelaryasında önümüzdeki dönemde kapsamlı bir tadilattan geçmesi öngörülmektedir. Amerç Başkonsolosluğumuzun tadilatının da tamamlanmasıyla Belçika'da yaşayan vatandaşlarımıza sunulan konsolosluk hizmetlerinin fiziksel altyapısı tamamen yenilenmiş olacaktır. Böylece Belçika Türk toplumunun mensupları hem Brüksel'de hem Amerç'te gurur duyacakları hizmet binalarına kavuşmuş olacaklardır. Bugün Sayın Bakanımızın teşrifleriyle resmi açılışını yapmakta olduğumuz Brüksel Başkonsolosluğu'nun yenilenmiş yüzünün başta Başkonsolosluk görev bölgesindekiler olmak üzere Belçika'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder. Vatandaşlarımızın kendi evleri gibi görmelerini, vatan sıcaklığını hissetmelerini arzu ettiğimiz bu mekanın Türkiye ile gönül bağlarının daha da güçlendirilmesine aracı olmasını dilerim. Bu vesileyle emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımı arz ederim. Çok değerli milletvekilim, çok değerli bakan yardımcım, büyükelçilerimiz, başkonsolosumuz, sevgili vatandaşlarımız, çok değerli konuklar. Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugünkü açılışımızda bizlerle beraber olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Brüksel'deki başkonsolosluk hizmet binamızın restore edildikten sonra açılışını, resmi açılışını birlikte yapıyoruz. Çok değerli konuklar, son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı olarak yurt dışındaki hizmet binalarımızın hem sayısını arttırıyoruz, hem de fiziki şartlarını güzelleştiriyoruz. Rezidanslarımızın keza öyle, Türkiye'mizin gücünü ve itibarına yakışır hale getiriyoruz. Aslında Türkiye'de de hizmet binalarına baktığınız zaman, hizmet binalarının kalitesine, yine Türkiye'nin ekonomik gücüne ve itibarına vatandaşlarımıza en iyi hizmet verecek şekilde yeniden inşa ediyoruz veya yeniliyoruz, restore ediyoruz. Bugün Türkiye'de gittiğiniz zaman hastanelerin şartlarını 5 sene önceki, 10 sene, 15 sene önceki hastane şartlarından çok farklı olduğunu, adeta 5 yıldızlı otel şartlarında olduğunu, temizlik ve kalitesinde olduğunu görüyorsunuz. Şimdi şehir hastaneleri yapıyoruz. 1000 yataklı, 1500 yataklı, 2000 yataklı, 3500 yataklı şehir hastaneleri kuruyoruz ki vatandaşlarımız sağlık hizmetlerini en iyi şekilde, en kaliteli şekilde birinci sınıf insan gibi alabilsin. Adliye saraylarına gidin, adı gibi gerçekten saray oldu. Eskiden adliyemiz merdiven altındaydı, kötü binalarda, kötü
fiziki şartlarda hakimlerimiz, savcılarımız hizmet vermeye çalışırız. Ama bugün her şehirde bir adliye sarayı var. Sosyal Güvenlik Kurumu, Kaymakamlık ve diğer hizmet binalarına baktığımız zaman da aynı şekilde yenilendiğini ve yeni mimarileriyle milletimizin hizmetine sunulduğunu görüyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için, daha hızlı hizmet verebilmek için ve vatandaşlarımızı her türlü etkinlikte bir araya getirebilecek yeni hizmet binalarını açıyoruz. Varsa eski binalar, onları yeniliyoruz. Tıpkı bugünkü olduğu gibi bu başkonsolosluğun restore edilip bugün açıldığı gibi. İnşallah Büyükelçilik Hizmet Binamızın restorasyonu da en kısa sürede tamamlanacak. Onu da birlikte açmış oluruz. İki gün önce Strasbourg'daydım. Strasbourg'un benim kalbimde önemli bir, özel bir yerinde olduğunu bilirsiniz. Ve orada yaklaşık 11 sene vakit geçirdim Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde. Oradaki vatandaşlarımız her zaman konsolosluk hizmet binasının şartlarından şikayet ederdi. Ve küçüklüğünden tabii. Özellikle de yağmur yağdığı zaman dışarıda yağmur altında vatandaşlarımız kuyrukta beklemek durumunda kalıyor. Ve aynı daimi temsilciliğimizin de hizmet binası yeterli değildi. Ve bir temel atma, yani ilk tuğla koyma törenini gerçekleştirdik. Büyük bir kampüs içinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tam karşısında, Strasbourg'un en güzel yerinde, yeşillikler içinde, ırmak kenarında çok büyük bir kampüsü ve ülkemize yakışır bir mimariyle gerçekleştireceğiz. Ve iki sene içinde inşallah orası da tamamlanacak. Ve yaklaşık iki hafta önce, 3 Mayıs'ta Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu ile beraber Düsseldorf'taydı. Ve Düsseldorf'ta en büyük başkonsolosluk hizmet binamızın açılışını birlikte yaptık. Satın aldığımız bir binaydı. Yeniledik, inşaatını tamamladık ve açılışını yaptık. Gerçekten çok büyük bir bina. Çok fonksiyonlu salonları var. Toplantı salonları var. Dini ve milli günlerde vatandaşlarımızı bir araya getirecek büyük salonları var. Orta büyüklükteki salonlar da vatandaşlarımızın değişik etkinliklerine ev sahipliği yapacak ve vatandaşımıza en iyi hizmeti verecek bir başkonsolosluğumuz var. Bunlar sadece benim son 15 gün içinde temelini attığımız ve açılışını yaptığımız hizmet binalarımızla ilgili verdiğim örnekler. Tabii ki bunlar sınırlı değil. Bugün 228 temsilcilikle dünyada temsilcilik sayısı bakımından 6. sıradayız. 14 sene önce sadece 163 tane temsilciliğimiz vardı. Bugün 228. 65 tane yeni temsilcilik atmış. Ve birçok temsilciliği de bugün başkonsolosluğumuzun restore edildiği gibi ve rezidanslarımızı yeniledik, restore ettik ve açılışını yaptık. Sadece son 5 yılda 50 tane yeni temsilcilik açtık. Ve önümüzdeki bu yıl içinde temsilcilik sayımızı dünyada 241'e çıkaracağız ve dünyada 5. sıraya yükseleceğiz. Birçok gelişmiş ülke, özellikle de ekonomik krizden sonra temsilcilik sayısını azaltırken, bazı büyükelçilik ve başkonsolosluklarını kapatırken, Türkiye dünyadaki temsilcilik sayısını her geçen gün arttırıyor. Ve milletimize, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti bayrağını, ay yıldızı bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmak için temsilcilikler açıyoruz. Afrika'da 12 tane temsil büyükelçiliğimiz vardı. Bugün Afrika kıtasında 39 tane büyükelçiliğimiz var. Latin Amerika'da 3 tane büyükelçiliğimiz vardı. Bugün Latin Amerika'da 12 tane büyükelçiliğimiz var. Ama Karayipler'de de artık büyükelçiliğimiz var. Orta Amerika ülkelerinde de büyükelçiliğimiz var. Aynı şekilde Asya Pasifik'e kadar dünyanın her yerinde büyükelçilik ve temsilciliklerimizin sayısını arttırıyoruz. Büyük araziler alıyoruz ve yeni kampüsler kuruyoruz. Somali'de, Mogadişu'da 80 dönüm üzerine büyük bir büyükelçilik ve rezidanslar, lojman dahil büyük bir kompleksi yapıyoruz. Ve Türkiye'nin itibarına yakışır bir şekilde yapıyoruz.
Başka ülkelerde de, başka başkentlerde de büyük araziler alıyoruz. Yine büyükelçiliklerimizi, başkonsolosluklarımızı ve de rezidanslarımızı buralara inşa ediyoruz. Dünyanın da Türkiye ilgisi bu anlamda da her geçen gün artıyor. Bugün Türkiye'deki temsilcilik sayısı 259'a ulaştı. Ve sadece ülkelerin değil, uluslararası örgütlerin de temsilcilik sayısı Türkiye'de artıyor. İstanbul, New York'tan sonra temsilcilik sayısı bakımından dünyada ikinci şehir oldu. Daha birkaç hafta önce Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın, UNDP'nin bölgesel ofisini İstanbul'a açtı. Birleşmiş Milletler'in artık İstanbul'da bölgesel bir merkezi haline geliyor. Daha önce de açılan UN Women, Kadın Merkezi ve Dünya Gıda Örgütü gibi birçok Birleşmiş Milletler'in Ankara'daki temsilciliğin yanında İstanbul'daki temsilcilik sayısı da artıyor. Şimdi İstanbul'da yeni bir Birleşmiş Milletler binası inşa etmek için çalışmalarımızı başlattık ve orada Birleşmiş Milletler'in değişik örgütlerinin ofislerini açacağız ve New York, Cenevre ve Viyana'dan sonra dünyada dördüncü merkez olacağız. İşte böylesine karşılıklı bir iletişim, etkileşim var. Türkiye'deki temsilcilik sayısı aslında Türkiye'nin dünyadaki itibarının bir göstergesidir. Elbette bu fiziki şartları geliştirmemizin, biraz önce de söyledim, vatandaşlarımıza daha rahat ortamda, daha hızlı bir şekilde hizmet vermektir. Ama vatandaşlarımıza sadece başkonsolosluklarımızda, büyükelçiliklerimizde hizmet vermeyi düşünmüyoruz. Vatandaşlarımızın ayağına hizmeti götürüyoruz. Bugün bilişim sistemleri, iletişim sistemlerini en iyi kullanan dışişleri bakanlıklarından bir tanesiyiz dünyada. Ve birçok ülkenin dışişleri bakanlıklarının da altyapısını biz oluşturuyoruz, destek veriyoruz. Özellikle dost ve kardeş ülkelerin. Ve bugün e-konsolosluk.net hizmet aracılığıyla vatandaşlarımızın birçoğu konsolosluk hizmetlerini internet üzerinden alabiliyor. Yani buraya gelmek zorunda değil. Yeni bir portalımız oldu. Memleketim portalımız. Bakan Yardımcımız Büyükelçi Naci Koru da burada. Onun öncülüğünde arkadaşlarımız yurt dışındaki vatandaşlarımız için bir portal oluşturdular. Ve burada Türkçenin öğretilmesi, aynı şekilde aile danışmanlığı hizmeti gibi birçok hizmetlerin verildiği bu portaldan yurt dışındaki vatandaşlarımızın faydalanmasını istiyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız da bu portaldan bizim ortaklarımız. Aynı şekilde Türk Hava Yolları gibi, Yurtdışı Türkler Başkanlığı gibi, yine TOP gibi birçok önemli kuruluşumuz ya da şirketimiz de burada bizim ortağımız. Ve sizlerden gelecek istek ve öneriler doğrultusunda bu portalı inşallah çok daha etkili bir hale getireceğiz. Bundan da faydalanmanızı özellikle rica ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız da keza burada önemli ortaklarımızdan bir tanesidir. Ve gençlerimiz de Türkiye arasındaki bağı, yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızla ülkemiz arasındaki bağı güçlendirmek istiyoruz. Gençlik köprüsüyle yurt dışında yaşayan bir tane gencimizin bile Türkiye'ye gitmemiş bir tane gencimizin bile kalmamasını istiyoruz. Ve her vatandaşımızı bu köprüler oluşturacağımız bu gençlik köprüsü sayesinde ülkemizde en az bir kere de bir kez ağlamak istiyoruz. Keza çocuklarımızı aynı şekilde yaz aylarında Türkiye'de görmek istiyoruz. Ve bu sene 1050 gencimiz bakanlığımız aracılığıyla Türkiye'ye geliyor. Önümüzdeki yıllarda bunu 5000'e ve 10.000'e çıkarmak istiyoruz. Yılda 5000, 10.000 gencimizi Türkiye'ye götürmek istiyoruz. Tabii Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ayrıca bu gençlik köprüsü vasıtasıyla ülkemize getireceği gençlerimiz buna dahil değil. İşte tüm amacımız yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak. Onların yanında olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onların yanında olduğunu hissettirmek. Sizler buraya 50 yıl önce geldiniz. Geçen sene Belçika'ya Türkiye'den gelen göçün 50. yılını birlikte değişik etkinliklerde burada, Brüksel'de, Türkiye'de andık. Ve bu 50 yıl boyunca
Burada yaşayan vatandaşlarımızın da tabii ki profili çok değişti. İlk başta ucuz iş gücü olarak davet edildik. Ama yıllar geçtikçe bu ülkelerin, Belçika'nın ve Avrupa ülkelerinin asli bir unsuru olduk. Ve bu ülkelerin sadece asli bir unsuru olmadık. Bu ülkelerin kalkınmasına, yeniden inşa edilmesine, ekonomisinin güçlenmesine önemli katkılar sağladık. Bugün Belçika'da ve diğer ülkeler, Avrupa ülkelerindeki iş adamlarımız, bugün aranızda da görüyorum bazı dostlarımızı, arkadaşlarımızı, çok sayıda iş veriyor, istihdam sağlıyor. Bugün Avrupa'da Türk firmaları 750 bin kişiye iş veriyor. Sağladığı katma değerle Avrupa ekonomisinin ayakta kalmasına önemli bir katkı sağlıyor. Ve sizler artık sadece ucuz bir iş gücü değilsiniz. Bu ülkelerin her alanında, toplumun günlük hayattaki her alanında varsınız. Sporda varsınız, sanatta varsınız, ekonomide varsınız, kültürde varsınız ve de siyasette. Özellikle Belçika'da burada yaşayan kardeşlerimizin siyasette çok aktif olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hangi görüşten olursa olsun, hangi siyasi partide olursa olsun vatandaşlarımızın siyasette olmasını, yerel meclislere ve federal meclise seçilmesini çok önemsiyoruz. Ve ülkelerimiz arasında da önemli bir köprü olduğunu, bağlarımızın güçlendiğini de bu arkadaşlarımızın aracılığıyla görüyoruz. Yerel yönetimlerde çok değerli arkadaşlarımızı görüyoruz. Bugün Almanya'da federal mecliste 11 tane Türk kökenli milletvekilinin olması, aynı şekilde bir bakanın olması gerçekten anlamlıdır. Bizler daha çok vatandaşlık alırsak, bu ülkenin dilini, eğitimini en iyi şekilde alırsak, ileride çok daha iyi pozisyonlarda oluruz. 115 bin vatandaşımız azımsanacak bir rakam değildir. Birlikte gücümüzü gösterdiğimiz zaman tüm bu haklardan çok daha iyi faydalanacağımızı düşünüyoruz. Şunu bilmenizi isteriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve de yurt dışında görev yapan arkadaşlarımız, büyükelçilerimiz, başkonsoloslarımız ve tüm personelimiz her zaman sizlerin hizmetinde, her zaman sizlerin emrinde olacak ve olacağız. Katılımınız için bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Başkonsolosluk hizmet binamızın burada yaşayan vatandaşlarımız için ve ülkemiz için, bakanlığımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar hadi bakalım. Makas kesmiyor gibi oldu. Bizim fotoğrafçı nerede? Cafer. Bizim fotoğrafçı nerede? Gel Cafer. Bakanım hoş geldiniz. Gelin. Arkadaşlar geriye. Şu fotoğrafı bir sen çizebilir miyim? Bizim fotoğrafçı nerede? Alperen Bey biraz geri çıkalım. Kırım Tatarlarını gittik, bir eve gittik, geldik, günü bildik. Biraz yorucu oldu ama orası önemliydi. Bir daha geldiğimizde futbol maçı yapalım. Tamam mı? Efendim? Metin Bey bir bakalım. Çekelim. 3 kişilik ailelere %20 indirim yapıyor. Metin Bey. Metin abi bakar mısın? %20. Yani ne demek? 3 kişi biner euro olsa ondan sonra 3000, %20 nedir? 600 euro tüpede var. Herhalde maliyetler şeyler olsun. Nerede çıkıyor? Tamam, gel bunlar.
Hadi gelin bakalım. Eyvallah. Görüşmek üzere. Devi, how are you? Oradan şey yapacağım. Şey yapalım mı? Evet, sağ olasın. Görüşürüz. Oradan Seul'a gideceğim. O yüzden şimdi... Şimdi gelsem... Gel, şimdi nereye gidiyoruz? Türk Hava Yolları'na mı gidiyoruz? Doğru. Türk Hava Yolları'na gidiyoruz. Muharrem Bey, alın arabanı. Tamam. Misafir kapısı mı alsın? Şimdi Muharrem Bey alın. Arabayı oraya gidiyoruz. Senin araba burada değil, değil mi? Hadi görüşürüz.